Sistemleri kontrol ediyorum. Mert Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bir dakika notlarımı alıyorum. Tabii ki. Çok tabii pardon. Ki. Evet, tarihimizi de yazalım. Teşekkürler. Evet. Çok yakışmış laptop. Teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Sizi yansıtıyor. Ufak, minik, renkli, keyifli bir laptop gibi duruyor. Nasıl? Bir de hafif. Yani ben de hafif olduğum için hafif bilgisayar. Yani bakayım. Hafif. Yani bu zamana kadar gördüğüm en hafif laptop, öyle evet, söyleyebilirim. Yani evet, tablet aynen benim de. Ağırlığında neredeyse. İnanılmaz ya, şuraya bak. Döndürüyorsun evet. Ya laptopu. Çok hafif. Bayağı iyi. Bayağı ben iyi. Normalde böyle tek elle vesaire taşırken hani böyle aşağı doğru şey olur ama gayet hafif yani hiçbir şey dengesi yok yani. Dengesi de güzeldi. Demin öyle bir çevirme şeyi geldi yani. Normalde laptopları hep böyle tutarız ya. Aynen. Şöyle. Aynen şey... öyle. Aman yine de fazla atma yersen. Evet. Evet, harika bir laptop gibi duruyor. Nedir evet. Yorumların, görüşlerin? Tasarım olarak ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Bir laptopta aradığım en büyük özelliklerden bir tanesi kendi işimi yapabileceğim, hem de aynı zamanda işte kullanabileceğim, taşınabilir olması, aynı zamanda çantaya sığabilecek bir boyutta olması benim için en önemli özelliklerden bir tanesi. Bu da bu özelliklerin hepsini benim için karşılıyor ve ben bu bilgisayarı nedense çok sevdim. Rengi de çok tatlı benim için. Evet, rengi de rose gold gibi geçiyor herhalde. Evet. Rose gold, güzel bir rengi var. Malzeme kalitesini de çok beğendim. Zaten gövdesi magnezyummuş. O yüzden inanılmaz hafif. Demin zaten bahsettik ama taşınabilirlik konusunda çok farklı bir noktaya gelmiş burada bu laptop. Kaç kilo? 1 kilodan az. Demin tarttım hassas teraziyle. Evet, onu gördüm. Tartarken seni gördüğüm için bunu soruyorum. 953 gram falandı. Yani buraya da bir bayağı görsel koyarız. Ya. 953 gram inanılmaz. Yani ben şok oldum. İnanmadım, ölçtüm. Yani gerçekten o ağırlığa sahip kendisi. İyi yapmışsın. Evet Asçım, biraz laptoptan bahset bakalım. Nasıl bir gövdesi var? Keyboard, klavye falan nedir ne değildir? Biraz anlat bakalım. O zaman laptopumuzu bir açalım. Tek elle açılabiliyor. Klavye kısmına bakalım. Klavyesi gerçekten güzel. Akşam çalışırken ışıklı klavyesini aydınlatması, evet, aydınlatması olduğu için ben bu özelliğini çok beğendim. Çünkü böyle akşam yine aydınlıkta çalışmayı ben kendim sevmiyorum. Ve klavyesine baktığımız zaman gayet sessiz. Böyle gayet hani sanki eliniz böyle üstünde kayıyor gibi bir hissiyatı var. Gerçekten çok iyi. Bu arada tasarım da, sözünü kestim. Tasarım da gerçekten evet çok güzel. Ona bakıyordum. Yani, bir hissiyatı var cihazın, belli yani. Şuradan şu açıdan baktığım evet zaman kaliteli bir laptop olduğunu kendine hissettiriyor. Trackpad'e geçelim. Trackpad'in yeterli bir alanı var. Bence de bir hayli büyük bu tarz ufak bir laptop için. Bence evet, gayet iyi. Bu benim şaşırdığım özelliklerden bir tanesi oldu aslında. Hem hissiyatı var hem de sessiz, bu önemli detay evet, bence evet, benim evet, için yani. Evet. Çünkü bazen basıyorum, basıp basmadığını anlamıyorum bilgisayarın. Böyle yan tarafında güzel bir özellik var aslında. Bu da parmak okuyucu. Evet, parmak izi okuyucusu. Evet, parmak izi okuyucusu. Buradan hani sizi tespit ediliyor. Çok rahatlıkla bilgisayarınızı açabiliyorsunuz. Tespit ediyor. Yakalandım. Tespit ediyor yani beni. Biraz garip oldu ama tespit edebiliyoruz kim olduğunu. Ay Allah. Evet, oradan direkt hiç şifre falan girmeden direkt parmak izini şey yapabiliyorsunuz. Bilgisayarı açabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle accountlarını girerken de yani işte Google'a oraya buraya da giriş yaparken de yine parmak izi okutarak girebiliyorsun. O evet da ne güzel bir nokta. Bir de ses evet sistemini tabii işin uzmanına bırakmak estağfurullah lazım. Estağfurullah. Orada bir kısımda. Bang & Olufsen logosu görüyorum. Evet. Bang & Olufsen normalde laptoplarda fazla görmüyorum ben. Alışkın değilim ama hı-hı burada olması ilginç. Laptopun altına gizlenmiş hoparlörler. Güzel bir sistemi var. Tabii burada çok çılgın bir ses sistemi beklememek lazım. Klasik bir laptop hoparlörüne sahip. Sesi tatmin edici seviyelerde. Gayet temiz bir sesi var. Öyle çok yoğun bir bas yok tabii ki. Çünkü cihaz çok ufak ve taşınabilir olduğu için öyle büyük subwooferlar vesaire koyamamışlar haliyle. Ama gayet tatminkar. Bu tarz bir cihaz için bence ideal bir ses sistemi olduğunu söylemek istiyorum. Evet, bir de cihazı aslında hani incelediğimiz zaman şunu söyleyebilirim. Hafif olması hem iş için çok iyi, üniversite öğrencileri için çok iyi. Yani bir yeni başlayacak insanlar için bile gayet kullanılabilir. Hafifliği çok önemli özelliklerden bir tanesi bana göre. Çünkü ben bu konuda gerçekten şey biraz sıkıntı çekmiş bir insan olarak bilgisayar taşıma ya konusunda. Bir de sizin çantalarınız çok ıvır evet zıvır, incik boncuk, çok fazla şey dolu olduğu için yani ağırlık laptop oluyor. Ne kadar hafif olursa bence sizin için o kadar iyi. Çünkü çanta dediğiniz zaman içinde her şey var. Cüzdanınız ayrı büyük, o ayrı büyük. İşte bir sürü makyajlar, ıvır zıvır, incik boncuk. Evet, her şeyi yüzden böyle döktün ortaya. Her şey itiraf ediyor. Onun yanına bana çünkü şöyle, niye i̇tiraf onun yanına alıyorsun, onu niye alıyorsun? Bak çantan çok evet ağır. İşte bak sonra senin için o yüzden ufak hafif taşınabilir bir laptop geldi. Evet, bir daha aç istersen ekranı. Bir ekrandan biraz bahsedelim istersen. Şöyle tek ekran, elle. Burada ben biraz teknik detay vereyim. Tabii. Standart laptop ekranlarına göre bir tık daha büyük. Normalde 16:9 ekran oranı olur ancak yeni laptoplarda artık yeni bir trend var.
var. 16'ya 10 oluyor. Aynı şekilde bunda da yine o oran bizlere sağlanmış. Önceki nesildeki laptoplarla kıyaslandığı zaman yaklaşık %10 oranında daha fazla yer sağlıyor bu da. Yine güzel bir nokta. Bunlara ek olarak 400 nit bir parlaklığı var. 400 nit parlaklık aslında gayet yeterli. Çünkü hani dışarıda yoğun güneş altında burada ekranı okuyabilmen için genellikle 350 nitin üstü olması lazım. 400 nit olduğu için burada onu da kurtarıyor aslında. Bu bakımdan da iyi olduğunu söylemek istiyorum. Bir de üst tarafında bir tane ufak şurada güzel bir webcam var. Bu webcam HD çözünürlüğe sahip. Yani 720p çözünürlüğünde bizlere bir görüntüyü sağlıyor. Biliyorsunuz şu anda artık bütün toplantılar zaten online'a döndüğü için ya yani kameranın kalitesi vesairesi gerçekten önemli. Ve aynı zamanda hani kamerası var ve burada da güzel bir çok ince ve sırıtmayan diyeyim göz yormayan bir ekran kasa oranı var. Tam oranını bilmiyorum tabii burada hani sayısal değer olarak bilmiyorum ama ben buradaki bu ekran kasa oranını beğendiğimi söylemek istiyorum. Bir nokta daha var, o da renk tutarlılığı. Renk tutarlılığı konusunda %100 sRGB renk uzayını bizlere sağlayabiliyor ki bu da yine çok aşırı profesyonel işler yapmıyorsanız ama doğru rengi görmek istiyorsanız ki senin mesela kendi onu görmem lazım. Şu anki işinde aynen öyle renklerin doğru olması lazım. Çünkü baskıya iş veriyorsunuz ya da web'e iş veriyorsunuz, online taraf iş veriyorsunuz. O yüzden burada da renkleri doğru görülmesi çok önemli. Burada bu ekran bizlere doğru rengi de sağlıyor. Mert'cim birazcık yan tarafındaki giriş çıkışlardan bahsedebilir misin bize acaba? Bir sürü bir şeyler var. Var evet aynen. Yani normalde bu kadar ufak bir laptopta bu kadar giriş çıkış olması bile şaşırtıcı aslında. Şimdi bu laptopun sağ tarafına baktığında bir tane normal USB-A girişi görüyoruz. Yani standart. Ama burada bunlar tırnaklı olarak yapılmış. O da ne demek? Yani tırnaklı yapı ne demek? Şöyle göstereyim sana. Şurası şu şekilde açılıyor ve USB buraya giriyor. Çok ince düşünülmüş. Güzel bir detay. Yani buradaki bu tasarım şeyini bozmamak adına yapılmış. İki tarafta da USB tip A girişler bu şekilde. Sonrasında sağ tarafında bir tane adaptör girişimiz var. Yani cihaz buradan şarj oluyor. Aynı zamanda sol tarafta ise bir tane USB tip C giriş ve bir tane de HDMI giriş var. Tam boy HDMI giriş. Böylelikle hani bir yere sunuma vesaire gittiğiniz zaman da hemen tık diye burada görüntüyü vesaire her şeyi aktarabiliyorsun. Giriş çıkışlar da bu şekilde aslında. İşini fazlasıyla görebilecek hem tip C'si hem tip A'sı hem de işte HDMI ile beraber güzel bir giriş çıkış çözümünü sağlamış. Peki bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Tip C benim çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi aslında. Evet. Hem işte hani bilgisayarımı götürdüğüm zaman direkt tip C'ye tabii hem görüntüyü aktarıyorsun. Hem görüntüyü aktarıyorsun hem şarj ediyorum. Aynen öyle. Aynen ve öyle. Hani böyle şarj hiçbir şekilde yanında taşıman gerekmiyor. O yüzden gerçekten çok iyi bir özellik. Ben sana onu da aşıladım yani evet gerçekten. Tek kablo üzerinden hem güç hem de görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Özellikle hani benim gibi böyle kablo takıntınız varsa minimum kabloyla masanızın üzerinde şey yapmak istiyorsanız bu cihazın da o özelliği yine var. Gerçekten de önemli ve güzel. Hani çünkü böyle bir cihaz alıyorsanız biraz estetiğe ve bu tarz şeylere takılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü hani herkesin tercih edeceği bir laptop değil. Biraz daha stil sahibi olan kişilerin tercih edeceği bir laptop. O yüzden hani burada kablo düzeni bile bence çok önemli bir nokta. Ve aynı zamanda hemen alt tarafta hem mikrofon hem de kulaklık girişi bulunuyor. İkisi bir giriş. Her zaman biliyorsun ortam müsait olmuyor. Bazen kulaklığı takmamız gerekiyor. Evet. O kadar kablosuz kulaklık kullanıyor olmama rağmen hani bir online toplantıya girdiğim zaman mutlaka bir kablolu kullanıyorum. Çünkü bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Evet. Burada da hani onun da oluyor olması güzel noktalardan bir tanesi. Peki performans kısmına gelecek olursak sen şimdi günlük kullanımda nasıl bir deneyim yaşadın bu cihazla? Biraz anlat bakalım Asya'cığım. Ben cihazdan memnun kaldım. Sebebi ise ben hani günlük olarak hani bazı dosyaları kontrol ediyorum vesaire. Yani ben daha çok mail böyle mail trafiği vesaire çok fazla yaşıyoruz tabii ki de kendi iş hayatımızda. Ya benim için en önemli özelliklerden bir tanesi o sıkıntıyı gerçekten arada çok çekiyordum ben. Böyle mail tıkanıyor. Yani mail giderken o böyle dönme işareti, o donma işareti beni böyle gerçekten çok şey yapıyor yani hiç sevmediğim bir şey. Aynen. Bunda hiç onu yaşamadım. Benim süper, için harika. Önemli bir detaydı. Hani hızında bir problem yaşamadım. Hani hiçbir takılma olmadı. Şimdi sana biraz şeyi sorayım o zaman sana. Sen biraz daha teknik kısımları biliyorsun. Hani biraz daha teknik detay verebilir misin? Hani ne kadar depolama alanı vardır vesaire gibi konuları. Tabii tabii. Üzerinde AMD Ryzen 5. neslin bir işlemcisi var. 5600U işlemci. Buradaki U harfi de şunu temsil ediyor. Ultrabook'larda kullanılıyor. Ultrabook'ların da olayı aslında hem performans, tabii çok çılgın performanslar değil, hem de uzun pil ömürleri. Çünkü bu işlemciler ona göre dizayn ediliyor. Bu tasarım mimarileri ona göre yapılıyor. Cihaz bizlere yaklaşık olarak 4-6 saat arasında bir kullanım ömrü sağlıyor. Alıyor. Ama burada tabii ki örnek veriyorum sen gidip de Photoshop kullanırsan ya da hani bilgisayarı yoracak programlar kullanırsan bu tabii ki otomatik olarak daha da düşecektir. Ama 1 kilonun altındaki bir bilgisayar olduğunu düşünürsek bence hani 4 ila 6 saat hani gerçekten inanılmaz. İyi, hani iyi sen ya. Neredeyse diyelim ki işten çıktın, toplantı için dışarı çıktın vesaire. Burada rahat bir şekilde mesai saatini çıkarabilirsin. İçerisinde 8 GB'lık bir RAM var. DDR4 RAM ve aynı zamanda 256 GB bir SSD'ye sahip. Tabii ki daha fazla yer ihtiyacın varsa burada harici olarak bir disk kullanabilirsin.
ya da bu cihazın aynı zamanda 512 GB'lık bir versiyonu var. Onu da tercih edebilirsin. Bir sorum daha var. Bildiğim kadarıyla işletim sistemi Windows 10 olması gerekiyor. Evet, aynen öyle. Windows 10'la beraber evet. geliyor. Ancak biz bu cihazın kurulumunu yaparken, yani cihazı kurulum yaparken derken yani açıyorsunuz ve buradaki tuşa basıyorsunuz çok kolay evet. ve iki tane tuşa basıyorsunuz ileri ileri diye. Sonrasında bana şey çıktı, Windows 11'e yükseltmek ister misin diye bir uyarıda bulundu ücretsiz olarak. Ben de evet dedim, kabul ettim tabii ki. Şu anda 11 üzerinden aslında hani sen bu cihazı test ettin, test ederken onun da altını çizmek istiyorum. O yüzden hani böyle bir cihaz aldığınız zaman çok rahat bir şekilde hani açıp hemen tık 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 yeni nesilde ekstra bir ücret vermeden de geçiş sağlayabiliyorsun. Evet Asçım, var mı eklemek istediğin bir şey laptop hakkında, son bir yorumun? Valla çantanıza alın çıkın diyorum şimdi, öyle bir şey dermiş. Bence şey de gibi doğru, oldu, doğru. Böyle slogan hani, gibi aynen hiç öyle. Alakası yok yani. Ben memnun kaldım cihazdan kullanırken bir ilgili kullanıcı olarak. Hani bu deneyimi hani mümkün olduğunca aktarmaya çalıştım diyeyim. Evet, evet, evet. Pratik. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hani umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet. Aşağıya bir link bırakıyoruz. Evet. Hani ürünü incelemek isterseniz detaylı, hani daha teknik ya da fiyat hakkında bilgi almak isterseniz oraya bakabilirsiniz. Benim ekleyeceğim başka bir şey yok. Senin var mı? Benim de yok. Her şeyi anlattık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere diyoruz o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.